Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda kalbi selim ne demektir? Bunu açıklamaya çalışacağız. Kalbi selim ifadesi Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadelerden bir tanesidir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Hazreti İbrahim'le alakalı: İdice rabbehu bi kalbin selim. İbrahim Rabbine selim bir kalple gelmiştim. Bir başka ayette ise diğer alemdeki durumlar anlatılırken Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O gün ne mal ne evlat fayda vermez, ancak kim selim bir kalple Allah'a gelirse bu ona fayda verir. Hatta bununla alakalı şöyle bir şiir de söylenir: Sanma ey hace ki senden zer-ü sim isterler, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ da kalbi selim isterler. Yani ey hoca, zannetme ki diğer alemde senden altın gümüş isterler. Hayır, öyle değil. Diğer alemde senden kimsenin kimseye fayda veremeyeceği o günde selim bir kalp isterler. Malum kalp insanın merkezinde yer alır ve maddi hayatımız maddi kalbimizin sıhhatıyla devam eder. Manevi hayatımız da manevi kalbimizin sıhhatıyla devam eder. İnsanın nasıl ki gözü var, kulağı var. Eğer bunlar düzgün çalışırlarsa fonksiyonlarını icra ederler. Ama diyelim bir insan gözünde problem var, doğru dürüst göremiyor. Artık onun gözü selim bir göz değildir. Ve o kimse gözüyle düzgün bir şekilde bakamaz ve göremez. Malum bu ehliyet imtihanları için önce bir gözden rapor almak gerekiyor. İlgili doktora gidiliyor. Doktor harfleri, rakamları gösteriyor uzaktan ve kişi onları görebilirse artık ehliyet için diğer işlemlere devam edebiliyor. İşte böyle bir işlem için bir tanesi doktora gitmiş. Doktor şu levhaya bak diyor. Buradaki harfi bana söyle. Karşısındaki muhatabı da diyor ki doktor bey, orada levha mı var diyor. Yani levhayı görmeyenin oradaki rakamı veya harfi görmesi zaten düşünülemez. İşte artık bu durumda olan bir kimsenin gözü selim bir göz değildir. Yani fonksiyonunu icra edemez. Çünkü gözden beklenen görme olayıdır. Kulaktan beklenen duyma olayıdır. Selim bir kalp dediğimizde de selim bir kalp manen çalışan bir kalp. Gerçekleri gören bir kalp. Mühürlenmemiş bir kalp. Bu anlamda değerlendirebiliriz. İnsanın kalbi Allah'a iman, Allah'a muhabbet için yaratılmıştır. İnsanın kalbi duyuların, duyguların merkezi durumundadır. Hatta insanın kalbinin fikirle de alakası vardır. Eğer insanda hisler güzel olursa ona göre fikirleri de istikametli olacaktır. İşte bir insan eğer doğru düşünüyor, doğru değerlendiriyor ve güzel bir şekilde olayları yorumlayabiliyorsa bunda kalbi hayat iyidir. Ama problemler varsa demek ki kalpte rahatsızlık var demektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kalple alakalı şöyle bildiriyor: İnne fil cesedi le mudga. İnsan cesedinde bir et parçası vardır. İza salahat salahal cesedi kulluhu. Eğer o et parçası iyi olsa bütün ceset iyi olur. Ve izâ fesedet, fesedel cesedi kulluhu, eğer bozuk olsa bütün beden, bütün ceset bozuk olur. Ele ve hiyel galp. Dikkat edin, o kalptir. Bu maddi bedenimizle alakalı kalp. Eğer maddi bedenimizdeki kalp iyi çalışıyorsa o beden sağlıklıdır. Kalpte problem varsa bütün vücut problemlidir. Benzeri bir şekilde manevi kalp. Eğer manevi kalp iyi çalışıyorsa, imanla, Allah'a muhabbetle dop doluysa, güzel fikirlerle, güzel hislerle dop doluysa o gerçekten çok değerli bir kalptir, çalışan bir kalptir. Ama Allah korusun, eğer harama helale dikkat etmiyor, haramdan zevk alıyor, helalden nefret ediyor, öyle bir hale gelmişse o kalpte ciddi rahatsızlıklar var demektir. Hatta o durumda olan bazı kalpler ölmüştür. Bir insanda kalp öldüğünde diğer fonksiyonlar da sona erdiği gibi manevi kalp öldüğünde bu durumda insanın bütün iyilikle alakalı duyguları da dumuru uğrar. Artık o insan iyilik yapmaz bir hale gelir.
İşte Ebu Cehil gibiler, Ebu Leheb gibiler, onlarda da kalp vardı. Ve bunlara tertemiz bir kalp nasip edilmişti, herkese verildiği gibi. Ama bunlar devamlı küfür, isyan, inkar ve Müslümanlardan rahatsızlık duymak gibi bu gibi fiillerle kalplerini zamanla kararttılar. Ve kalplerini tedavi cihetine gitmediler. Ve kendilerine verilen nasihat bir kulaklarından girip öbüründen çıktı. Bunlara kulak vermediler, dinlemediler. Böyle olunca da artık o kalp yılanların, akreplerin bir yuvası haline geldi. O kalp manevi rahatsızlıkların merkezi haline geldi. Böyle olunca da Allah-u Teala o gibi kalpleri mühürledi. Kur'an-ı Kerim'de bazı kalplerin mühürlendiği anlatılıyor. Hatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ve ala sem'ihim. İşitmelerini de mühürlemiştir. Ve ala ebsarihim gışave. Ve gözlerinde de bir perde vardır. Biz gerçi kimin kalbinin mühürlü, kimin değil bunu bilemeyiz. Ama insanın davranışları, insanın hal ve hareketleri onun kalbinden haber verir. Bir batılı yazar diyor ki, dikkat edin, ağzınızı her açışta başkaları oradan içinizi seyreder. Yani insan konuştukça kendini ele verir. İnsan konuştukça iç alemindeki durumlar ortaya çıkar. Nasıl ki diyelim bir rüzgar geliyor, gül bahçelerine uğrayarak gelmiş. Elbette o güzel kokularla gelecektir. Ama rüzgar geliyor, diyelim bir yangın mahallinden gelen bir rüzgar, o da ısısıyla gelecektir. İşte yanık bir kalpten gelen ifadeler farklıdır. Ferah bir kalpten gelen ifadeler farklıdır. İnanmış bir kalpten gelen ifadeler farklıdır. İnanmamış, inkarcı bir insanın kalbinden gelen ifadeler farklıdır. Biz her ne kadar insanın dışına baktığımızda onun yüzünü, simasını görsek de hal ve hareketlerine dikkat ettiğimizde, sözlerine dikkat ettiğimizde içine de uzanabiliriz. Adeta onun kalbini, onun ruhunu müşahede edebiliriz. İşte bir insanda eğer kalp sağlamsa, maneviyat kuvvetliyse o insanın fiilleri, davranışları da İslami olur, güzel olur, ahlakı güzel olur. Ama kalpte problem varsa o insan davranış itibariyle düzgün davranışlar ortaya koyamaz. İşte diğer aleme gidildiğinde kim selim bir kalple, tertemiz bir kalple, günahlardan uzak bir kalple Allah'ın huzuruna varabilmişse bu ona fayda verecek. İnsanın kalbinde diyelim haset olabilir ama haset yerine gıpta da olabilir. İşte selim bir kalp hasetten kurtulan, gıptayla bakabilen bir kalptir. Şunun gibi haset çekememek. Birisinin diyelim güzel bir durumu var. Makamı olabilir, serveti olabilir, ilmi olabilir. Haset nedir burada? Ondaki bu durumu çekememek. Yani niye ona verildi? Aslında bu bende olması lazımdı gibi düşünmek. Buna haset deniyor. Ama gıpta edilebilir. Keşke ben de onun gibi olsam. Ona imrenmek. Bu güzeldir. İşte kalbi selim derken hasetten kurtulup gıpta ile bakabilen bir kalp. Diyelim düşmanlıktan kurtulup muhabbetle insanlara bakabilen bir kalp. Şirk ve küfrün karanlıklarından kurtulup imanla dopdolu olan bir kalp. İşte bu anlamda bir kalp gerçekten selim bir kalptir. Ve bu gibi insanlar, böyle kalbi taşıyan insanlar dünyada selamette olacakları gibi diğer aleme gittiklerinde de onlar tümüyle selamette kalacaklardır. Cenab-ı Hak hepimize böyle bir kalbi selim nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.